İyi günler sevgili canlar. İnst Alevi Cem Evi'nden herkese merhabalar demek istiyoruz. Bugünkü canlı yayının adı Sevgi Kapısı ve Sevgi Kapısı'nın da ilk yayını. Bu nedenle hepimiz çok heyecanlıyız. Bugünün konuğu sevgili Baba Mansur Hocam'dan sevgili Boru Dede. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve arada deyişlerle programımıza renk katacak olan da Vedat Seyfi. Vedat abi sen de hoş geldin. Programın oluşunu kısaca anlatmak istiyorum. Sevgili başkanımız Cafer Ekici ve yayın yönetmenimiz Satılmış Şahin Göz düşünmüşler ve demişler ki toplumumuzda birçok sorular geliyor Alevilikle ilgili. Biz bu soruları Sevgi Kapısı adı altında bir canlı yayında, bir programda değerlendirebiliriz. Canlarımıza faydalı olabiliriz. Bilgi paylaşımında bulunabiliriz. Bu nedenle bizim amacımız da bu. Bilgi paylaşımı, sohbet, muhabbet ve ilk yayınımız. O nedenle hatamız olursa da affola diyoruz. Programa başlamadan önce de 2 gün önce Elazığ'da bir şiddetli bir deprem oldu. Tüm can kaybı yaşayanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah Allah. Hastalara da acil şifalar diliyoruz. Onu da değinmeden geçmeyelim istedik. Sohbetimizi bir deyişle açalım. Daha sonra da sorularla devam edelim. Eyvallah. Uygun mudur? Eyvallah. O zaman Vedat abi söz sende. Depreştirme benim dertlerim tamam. Depreştirme benim dertlerim tamam. Muhabbet şirindir vermiyor aman. Üstümüzde dönen şarkıyla devran. Felek bizi halden hale getirir, hale getirir. Üstümüzde dönen çark ile devran. Felek bizi halden hale getirir, hale getirir. Sözlerim haktır, bir sultan abdalım. Sözlerim haktır, hak diyen kullardan hiç şüphem yoktur. Cehennemde ateş olmaz, nar yoktur. Herkes ateşini buradan götürür, dile götürür.
de ateş. Olmaz nar yoktur, herkes ateşini kendi götürür, kendi götürür. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz. O zaman sorularla başlamak istiyorum. İlk üç sorumuz birbirine bağlı olduğu için Boru Dede, üçünü aynı anda sormak istiyorum. Birinci sorumuz, sevgi kapısı inançsal anlamda ne ifade eder? İkinci soru, birbirine bağlı olduğu için, yol cümleden uludur ne demek? Ve son olarak, kalsın gönül yol kalmasın. Evet. İnansal anlamda birbirine bağlı ne anlama geliyor? Bizlere açıklayabilir misin? Eyvallah. Orada dedim. Sevgi TV vasıtasıyla sevgi programına başlayan bizler, İmsicem evinin hizmet eden canlarına, bizi dinleyen tüm canlara aşk ola diyorum. Allah. Hak Muhammed Ali yoluna gönül veren canlar, bir talib-i muhib olarak hepinizi Ehl-i Beyt sevgisiyle, muhabbetiyle selamlıyorum. Aşk niyazlarımı sunuyorum. Allah-u Teala cümlemizi Hakk'ın aşk kapısından, hak ve hakikattan ayırmasın. Muhabbetimiz daim olsun. Allah Allah. İsmi güzel, sevgi kapısı. Sevgi kapısı aslında gönül kapısı. Gönül kapısı Hakk'ın mekanının olduğu bir yerdir. Hakk'ın mekanının olduğu yerde kötülükler olmaz. Ne kadar Allah'ın vermiş olduğu güzel emirler, ayetler, öğütler varsa insan oğlu onun varlığıyla yoğrulur. Bu vesileyle de aklını imanıyla birleştirir. İmanıyla birleşen akıl kötülükleri atar, kötülüklerden, yanlışlardan arınır. Arınınca Hakk'ın vermiş olduğu ve onun göndermiş olduğu peygamberlerin, onun indirmiş olduğu kitapların hükümlerine göre genelde yaşar. Onun temelinde önce Hakk'ın sevgisini kazanmak ister. Onun yoluna, onun emirlerini yayan peygamberlerinin sevgisini kazanmak ister. O yolda yürümek ister. Onları yerine getirdikten sonra onların göstermiş olduğu yolda, yani Ehl-i Beyt'in göstermiş olduğu yolda ilerler. O kapıları açar, o kapılara bağlanır, o kapılara sığınır ve orada inançsal olarak itikadiyle ibadetlerini yapar, sevgilerini paylaşır, güzelliklerini çoğaltır, eksikliklerini tamamlar, yanlışlarını da ayıklar. Sevgi kapısının ana temellerini oluşturan bir başka varlık da insan-ı kamil olmak için daha çok çalışmak. O kapıyı açan nedir, girmek istersek gönül kapısına, Hakk'ın mekanı olan o yere girmek istersek önce hoşgörülü ve iyi niyetli olmamız lazım. Hoşgörülü ve iyi niyetli olursak sevgi kapısı bize açılır. Oraya girdiğimizde de sohbet ederek, oradaki insanlarla tanışarak birbirimize yaklaşırız. Yaklaştıkça o sevgi aşka dönüşür. Birbirimize daha çok bağlanırız, birbirimize daha çok inanırız, birbirimize daha çok güveniriz. Bu vesileyle birbirimize daha çok yardım ederiz, birbirimizi iyiliğe doğru motive ederiz. Bu da aşkın getirmiş olduğu temel ilkedir. Ondan sonra ne olur? Aşk insanları muhabbete sokar. Bu muhabbetler tarikat kapısında vardır, marifet kapısında vardır, sırr-ı hakikat kapısında vardır ve şeriat kapısında da vardır. Önce dost olmayı öğrenmek.
İnsana insan gözüyle bakmayı bilmek. Her insanı kendisi kadar değerli olduğunu kabul etmek. Dini, dili, rengi, ırkı ne olursa olsun, hepimizin Allah'ın kulu olduğumuzu, Allah'a da kul lazım olduğuna göre, biz kendi peygamberlerimizin öğretisiyle o peygamberlere bağlandık. Ama peygamberlere bağlamak insanı Allah'ın kulluğunda çıkarmaz, tam tersine Allah'a mümin kul olarak yakınlaştırır. Çünkü Allah-u Teala der ki, ben gizli bir sırrıdım, tanınmak istedim, dünyayı yarattım. Orada kendime muhabbet etmek için dünyayı yarattıktan sonra da insanoğlunu yarattım. 18 bin alemi, dünyadaki tüm varlıkları insanoğlunu için yarattım, istifade etsinler. Melekleri ve insanları da beni tanısınlar, bana kulluk yapsınlar diye yarattım. O zaman hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah'a kul lazım. Alevi Sünnilikten önce, İslam Hristiyanlıktan önce, dini dinsizlikten önce Allah'a kul lazım. O kulun da bir tarifi vardır. Öyle bir kul isterim ki Adem-i Seyfullah gibi dost doğru olan olsun. Demek ki önce eğer biz Allah'a kul olmak istiyorsak, hangi dilde, hangi dinde, hangi renkte, hangi inançta olmadan önce doğru olmamız lazım, dürüst olmamız lazım. İnsan oğluna, tabiata, hayvanlara, bitkilere, tüm dünya varlıklarına saygılı davranmamız lazım. Onlara kötülük etmememiz lazım. İhtiyacımız kadar olanı kullanmamız lazım. İhtiyacı olmayanı sahiplenmemiz lazım. O zaman bu sevgi kapısı dünyanın tüm varlıklarına da açılır, insan oğluna da açılır. İşte o zaman biz cennette yaşarız. Hani cennet cehennem derler ya, cennette önce insanın kendi özüne, mekanına Allah'ı iman etmesidir. Allah-u Teala diyor ki, ben ne yerdeyim ne de gökteyim, mümin olanın kalbinden münezzelim, orada yerleşeyim diyor. Ben sizin şah damarınızdan daha yakınım. Yeter ki beni anın, bana önünüzü dönün, ben sizin diliniz olurum, kulağınız olurum, gözünüz olurum, eliniz, ayağınız olurum. Sizi kendi fiillerimle fiilleştiririm, kötülüklerden uzak tutarım. Ama siz eğer kendi nefsinizin kulu olursanız, benim kulluğumdan çıkmış olursunuz, o zamanlarda cehennem haktır. Cehennemi nasıl yaratırsınız? Yapmış olduğunuz kötülüklerle, taşıdığınız, sırtınızda taşıdığınız odunlarla bir gün onların cezasını çekeceksiniz. O da cehennemdir. Peki Allah'ın emirleri bizi iyiliğe, doğruluğa, kardeşliğe, sevgiye götürüyorsa biz hırsımızı, nefsimizi, temamızı niçin kontrol etmiyoruz? Etmemiz lazım. Allah-u Teala diyor ki, çar enasır, sesciyettir, bir vücudu heya eden. Dört olguda insanın mayası yapılmıştır. Abu babu hakunar, hava, su, toprak ve ateşten insanın mayası yorulmuştur. Altı varlık da insanları yönetir. Üçü insanı iyiliğe, doğruluğa, üçü insanı kötülüğe, kötü alışkanlığa götürür. İyiliğe götüren akıl, fikir ve zekadır. Bunları imanla beraber taşıdığın zaman tüm kötülükleri fark edersin, yanlışlıklardan ayrılırsın, onları atar. Hem hakkın emrine hem halkın hizmetine iyi bir insan olarak hizmet edersin, öncülük edersin, nasihat edersin. Onları da hak ve hakikat yoluna hizmet etmek için motive edersin. Eğer nefsinin kulu olursan, akıl orada da var. Ama o akıl Allah'ın emrinden çıkmış, o zaman kendi hırsının, nefsinin, kininin emrine girmiş. O zaman kötülükleri de yapar. Yani akıllı insanlar çok güzel hırsızlık yapabilir. Adam öldürür, suçu başkasının üzerine atabilir. Adamın evini, yuvasını yıkmak için çeşitli yalanlar söyleyerek, süsleyerek, püsleyerek adamın yuvasını yıkabilir. Bunlar da akıldır ama o zalim akıldır. Ona bizim ihtiyacımız olmaması lazım.
O yola düşen insanlar, bedenen insan maalesef ruhen mahluk gibidir, hayvan gibidir. Biz kendimizi ne kadar olgunlaştırabilirsek o kadar hayvan sıfatında uzaklaşır, Hakk'ın emirlerine uyar, insan-ı kamil olmak için Hakk'a yakın oluruz, halka yakın oluruz, sevgiye yakın oluruz, muhabbete yakın oluruz. Temel kaide odur. İkinci sorunuza gelelim. Yol cümleden uludur. Her kapı bir yolun açılışına girer. Söylediklerimiz birbirine bağlıdır. Kapının açtığı yol gönül mekanıdır, yoludur. Orada da Allah'ın varlığının olduğuna göre, Allah'ın emirlerini orada uygulamamız olduğuna göre onun tarif etmiş olduğu yolda yürümektir. O yürüyerek de kötülüklerden arınmaktır. İkinci sorun birbirine bağlı. Üçüncü sorun. Kalsın gönül yol kalmasın. Evet, kalsın gönül yol kalmasın. Şimdi yol gerçek olduğu için herkes yolu kendine benzetemez. Ya yola uyulur ya yoldan ayrılır. Bunun en güzel sözlerini Pir Sultan Abdal, ikisi de aslında Pir Sultan Abdal'a aittir. Diyor ki, elestü bezminde ben ikrar verdim. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp de ikrarsız mı kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Nedir bu? Elestü bez, biraz önce söyledim. Allah-u Teala diyor ki, ben gizli bir hazineydim. Tanınmak için Adem'i yaptım. Muhabbet eylesinler beni, tanısınlar, beni ansınlar. İşte Pir Sultan diyor ki, benim ruhum, ben yok iken ruhlar aleminde Allah'a ikrar verdi, söz verdi. Ben onun emirlerinin dışına çıkmayacağım. Onun bana göstermiş olduğu o yolu dosdoğru takip edeceğim. Hakk'a dönünceye kadar, tekrar bu dünyayı terk edinceye kadar da o yoldan ayrılmadan gideceğim. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan denen yolda odur. Yol cümlede uludur denen yol da uludur. Her insanın kendine göre uydurduğu, kendine benzettiği ne bir yol vardır ne de bir ikrar vardır. Çünkü Pir Sultan diyor ki, yolumdan dönüp de ikrarsız mı kalayım? İkrar Allah'a veren sözdür. Erestu bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, ben, sen bizim Rabbimizsin, biz bunu tasdik ederiz. Birbirinize şahitlik eder misiniz? Ederiz. Yarın mahşerde bana döndüğünüzde bunda haberim yoktur demeyesiniz diye ruhları, cinleri, melekleri uyarıyor. Arkasında topraktan bir Adem yaratacağım. Ona belli bir şekil verdiğim, beğendiğim hale soktuğumda, kendi öz ruhumda ona üflediğimde, o cana gelip doğrulduğunda Adem'e secde edin. Fecr suresi 28-29. ayette tüm melekler, ruhlar secde etti. İblis müstesna, şeytan hariç. Onun içinde nefsin, hırsın, temanın olduğu yerde şeytan ve şeytani emirler vardır. Allah'a uyulmuş olan, onun emirlerine bağlı kalan yerlerde de Allah'ın emirleri, onun gönderdiği peygamberin vasıtasıyla indirdiği kitapların, kuralların emirleri vardır. Onlara kul olmak lazım. Onlara uymak lazım. Biz onun için Aleviler ikrara çok önem veririz. Gelme gelme, gelirsen dönme dönme, gelen malından dönen canından olur der. Pir huzurunda, Mansur Dağı'nda, Cem evinde, toplum önünde o orada verilen söz ikrardır. O sözde ölme pahasına da dönmek yoktur. Biz o ikrarı, o elestü bezm dediğimiz, dünya kurulmada önce ruhlarımız vermişlerdi. Biz ona sadık kalarak Allah'ın emirlerine ve onun doğru yola, doğru yoluna bağlı kalarak yaşamak mecburiyetindeyiz. Ne kadar açsak o kadar uzun gider. Buyur efendim, bir şey soracaktım galiba. İkrar konusuna değindin dedem. Sormak istediğim, bu bizim için. Biz kendini Alevi olarak adlandıran toplumumuz için, canlar için ne anlama geliyor? İkrar bizim günlük hayatımızda
Nasıl var? Nasıl var olmalı? İkrar her insanın vermiş olduğu söze bağlı kalarak, onun dışına çıkmayarak, yalan söyleyerek, onu kamufle etmeden onu yaşamaktır. Yani önce kendine ikrar verip söz vermek. Her gün sabaha kalktığında ya Allah, vermiş olduğum bu emanet canlıyla uyandım. Vermiş olduğum bu canlıyla uyandım. Sana hamdü sanalar olsun, şükürler olsun. Kendiyle barışık olacak ki evinde ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla barışık olsun. Onlara güzel bir sözle uyandırsın, güzel bir nasihatla onları uğurlasın, onları motive etsin. O güzellikler kapısını, o sevgi kapısını onlara bir daha hatırlatsın. Onları da öğretince o çocukları, eşi ve kendisi kapıda çıktığında ilk karşılaştığı komşusuyla, dostuyla selamlaşır. Tanrı selamını verir, hal hatır sorur. Ona güzel sözlerle işin gücün rast gelsin der. Allah hayırlı kazançlar versin der. Ayrılırsa o komşu da hoşnut olur. Ola ki kul beşerdir, hata işler. İnşallah sultan olan da bağışlar. Ama biz kırdığımız gönülleri yapmakla mükellefiz. Başkasına bırakmamakla mükellefiz. İki arkadaş tartışabilir, iki komşu tartışabilir, iki kardeş tartışabilir, karı koca tartışabilir. Tartıştıktan sonra o suçludur dememek lazım. Ben ne eksiklik yaptım, ne hata ettim ki biz bu küsü yarattık. Biz bu kavgayı yarattık. Biz burada nasıl döneceğiz? Allah'ın emirlerine uyarak, onun güzelliklerini yaratarak tekrar geri adım atmamız için ne yapmamız lazım? Kimsenin kimsede bir şeyi beklemeden ilk adımı kendisinin atması lazım. Çünkü Allah onu öyle emrediyor. Komşu, eşim, kardeşim, çocuklarım, dün bir tartışma oldu aramızda. Biraz kırıldık. Ben o günü kendi nefsimi kontrol edemedim. Senden özür dilerim. Kendisi haklı olsa bile özür dilemek büyük bir erdemliktir. İnsanı olgunlaştıran bir varlığın kapısıdır. O temeli güzel atarsa o zaman karşıdaki insanın da hırsı kırılır, kurdu kırılır. Ya ben de sana yanlış yaptım der. O da ondan özür dilerse Allah'ın güzellikleri, bu sevgi kapısı onların için bir daha açılmış olur. Ola ki karşıki insan hakikaten olgun değilse, onu anlayacak kapasitede değilse, yani bizim cahil dediğimiz bir insan tavrını sergilediyse, ben görevimi yaptım, Allah şahidim olsun der, kendisi kendini rahatlatır, işine gider. Ama öteki can daha sonra illaki onu tartışır. Onun yapmış olduğu güzelliklere ben güzelliğe cevap vermedim. O onun kurdu olur, o yatarken de rahat yatamaz. Çalışırken de rahat çalışamaz. İllahi derdini birisine söyler, birisi de onun yanlış yaptığını tekrar ona hatırlatır. Hatırlatınca o da illahi birisinin sözüyle ikna olur. Eğer gelir o barışı, güzelliği sağlarsa sevgi kapısının bir kapısını daha açar. Yani sevgi kapısı o kadar çok güzel kapılar ki hepsi hakkın ve hakikatin varlığıyla, iyilerin ve iyiliklerin öğütleriyle, tarifleriyle, ikrar bendi ile var olur. İkrar kime verilir? Şöyle düşünelim. İki katlı bir evi düşünün. Aşağıdan başlayarak gitmiş oluruz bu sefer. Yukarıda Ehl-i Beyt'in, üst katta Ehl-i Beyt'in evi var. Ehl-i Beyt'in başı Hazreti Muhammed Mustafa. Kızı Fatime Tüzeyle, amcasının oğlu damadı Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin torunları ki ben de, benim cennet seyitlerim, evlatlarım derdi bana. Üst kattaki olan, gelen emirler, ayetler, Kur'an hükümleri hep Hazreti Muhammed'in o evine gelir. Gelen ayetler kime geldi? Niçin geldi? Manası nedir? Nasıl yorumlanır? Hükmü nedir diyenin? Hükmü nedir diye
de onlar bilirler. Onlar bildiklerini kalkar ümmeti Muhammed'e anlatırlar. Yani o birinci ve hak kapısıdır. İsterseniz bunu böyle şey yapalım, bir ara mı verelim muhabbet edelim? Bir ara vermemiz gerekiyor galiba. Ya şunu hemen bitireyim evet, o zaman. Evet. Birinci mesele Allah'ın emirlerine uyan, inen ayetleri kabul eden ehl-i beyt. Çatısı din, dinin ismi İslam. Penceresi Cebrail'in getirmiş olduğu vahiy ve Kur'an ayetleri. Bu ikinci kat. Birinci kat alt taraftan şeyden sonra onu devam ederiz. Dört tamam, kapı kırk makamla devam edelim. Sonra eyvallah. Devam edelim dedim. Ağzına sağlık. Dişi kuşu, sadakatli bir eşim, merhametiyle sarmalayan bir anne, geleceği hazırlayan bir kadın, ışığını kısıp gölgede bırakma. Ellerini uzatıp tutmak istediğinde ben buradayım. Öfkenle değil, sevgimle yanında tut.
gerçeğe bel bağladım erenler. Bir gerçeğe bel bağladım erenler. Aldı benliğimi, bitirdi beni. Damlaydım bir ırmağa karıştım. Denizden denize götürdü beni. Denizden denize götürdü beni. Dost benimle. Damlaydım bir ırmağa karıştım. Denizden denize götürdü beni. Denizden denize götürdü beni. Dost benimle. Nice kaptan kaba boşaldım doldum. Nice kaptan kaba boşaldım doldum. Karıştım denize, deniz ben oldum. Damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana getirdi beni. Yine benden bana bana getirdi beni. Dost beni. Pistim fırınlarda hamurlarına, üstadım sofraya yatırdı beni. Üstadım sofraya yatırdı beni. Dost benim. Çiğnediler dişler ile ezildim. Çiğnediler dişler ile ezildim. Vücut eleğinden geçtim, süzüldüm. Çaldı kalem, bir deftere yazıldım. İrfan mektebine yetirdi beni. İrfan mektebine yetirdi beni. Dost beni, beni. Çaldı kalem, bir deftere yazıldım. İrfan mektebine yetirdi beni. İrfan defterine yetirdi beni. Dost beni. Bir ananın oldum bebeği. Aldı dizlerine oturdu beni. Aldı dizlerine oturdu beni. Dost beni, beni. Ölmez bir ananın oldum bebeği. Aldı dizlerine oturdu
oturdu beni, aldı dizlerine oturdu beni, aldı dizlerine oturdu beni, dost beni beni. Ağzına yüreğine sağlık Vedat abi. Bir tane daha değiş alalım o zaman, mümkünse. Sivas ellerinde sazım çalınır, Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışım, bağrım delinir. Katip arzu halim yaz yara böyle, güzelim ey tabibim ey bir tanem ey. Yardan ayrılmışım, bağrım delini, katip arzu halim yaz yara böyle, güzelim ey bir tanem ey. Bir sultan abdalım ey Hızır Paşa, yazılan gelirmiş her daim başa. Beni hasret koydun kavim kardeşe, katip arzu halim yaz yara böyle, güzelim ey bir tanem ey tabibim ey. Beni hasret koydun kavim kardeşe, güzelim ey tabibim ey. Eyvallah. Ağzına sağlık. O zaman sorularla devam edelim. Nerede kalmıştık? 4 kapı 40 makam. Evet, oraya ineceğiz. İkrar. İkrardaydık, evet. Önce Hazreti Peygamber'in ve Ehl-i Beyt'inin kim olduğunu, üst katta olduklarını, Allah'ın emirleri direkt Hazreti Peygamber'e geldiğini, Hazreti Peygamber'le beraber ev halkının ilk öğrendiğini, inen ayetlerinin tüm hükümlerini, manasını, nasıl yorumlandığını bilen ve halka anlatan elçiler olduklarını söyledik. İkrar dediğimizde daha başka bir ikrar anlamı yüklenmiş miydi? O da eskisine yine geriye gideceğiz. Adem ile Havva yaratıldıktan sonra da Ali İmran suresi 81. ayet geliyor.
Daha Hazreti Muhammed hiçbir peygamber yok. Evet. Geliyor diyor ki ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdeki tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almıştım. Kabul ettiniz ve ahdımı yüklendiniz mi? Yani ahdımı, emrimi üstlendiniz mi diyor. Orada Adem ile Havva yaratılmış. Yine ruhlar, cinler ve melekler var. Onlar da kabul ettik cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine Allah-u Teala o halde şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlik edenlerdenim diyor. Allah da meleklerle, ruhlarla, Adem'le, Havva'yla, yani kulla, insanoğlu ile ben de sizinle şahitlik edenlerdeyim ki siz bana bu ikrarı verdiniz ve bundan dönmeyeceksiniz. Arkasında Ali İmran Suresi 82. ayet geliyor. Diyor ki artık verilen bu yeminli ikrardan sonra, bu yeminli sözden sonra kim vermiş olduğu ikrarında, sözünde dönerse onlar yolda çıkanların ta kendisidir. Evet. Buraya kadar Allah'a verilmiş olan ikrardı. Gelecek peygamberlerini vahiy edeceğim, kitaplar indireceğim, onlara da muhakkak inanıp yardım edeceksiniz, emrimi üstlendiniz mi? Şimdi ona bağlanan ikinci emir kapısı da kabul edilmiş oluyor. Daha sonra Hazreti Resul-i Ekrem'e ikrar verilen 1. Akabe ayetinde ey Muhammed, o sana ikrar verenleri abanın altına al, ağaç şeyin bir çubuk alıyor. Onun altında tek tek ikrarını tazelesinler, geçsinler. O ikrarları tazeledikten sonra ayet iniyor. Ey Muhammed, o seninle el tutuşanlar var ya, onlar Allah ile beyatlaşan, sözleşendir. Allah'ın eli de onların elinin üstündedir. Kim vermiş olduğu ahdında, ikrarında döneklik yaparsa kendi aleyhine döner, yine yolda çıkan sayılır. Kim de vermiş olduğu ahdında, ikrarında vefalı davranırsa Allah sana büyük ödüller verecektir. İşte biz bu ikrara bağlıyız. Allah'ın ikrarından sonra peygamber ikrarında da bu ayete bağlıyız. Onun için Hazreti Peygamber'in göstermiş olduğu yolda kendinden sonra kimi kendine vasi ve varis bırakmışsa biz ona itibar etmişiz. Hazreti Resul-i Ekrem de ben size iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Biri Kur'an'dır, biri Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim Nuh'un gemisine benzer. Ona tutunan, sarılan, ondan ayrılmayan kurtuluşa erer. Ona bağlanmayan helak olur, yok olur diyor orada. Onun içinde biz o Ehl-i Beyt ikrarını onun soyuna vermiş olan seyitler yoluyla, yani birinci ikrar Ehl-i Beyt'e bağlı onun soyundan gelen imamlar ve seyitlerdir. Onları mürşit, pir ve rahber kabul ederiz. İkinci ikrar o yola bağlandığını beyan eden talib-i muhib-i hanedanlar. Onlar bizim yol evladımızdır tekrar. Aslında dedesi de talibi de yolun talibidir. Onun için yol cümleden uludur. Ayrıyeten orada da bir hükmü vardı ki o yol hepimizden uludur. Hepimiz o yola bağlıyız. Hem pir hem talip olarak. Üçüncü ayağı da müseypik ayağıdır. Çünkü ikinci akabede Hazreti Resul-i Ekrem bir muhacirle bir yerliyi kardeş ediyor. Beraber kazanın, beraber bölüşün, beraber bu evde beraber yaşayın. Kardeş olun, dost olun ama öyle bir kardeş olun ki dünyada ve ahirette karşı birbirinize karşı sorumlu olun. Onun için kardeşlerden daha ziyade yol kardeşi dediğimiz müsahipler bize sırdaştır. İki sırdaş vardır. Bir eşlerimizdir, bir müsahiplerimizdir. Dördüncü ayakta Hazreti Hasan'ın oğlu Yahya tarafında kutsallaştırıldı. Kibreliktir. Kibrelik de müsahiplik kadar kutsallaştırı önemlidir. Bu kapılara, ikrar kapısıdır bunlar. Onlara çok dikkat edilmesi, orada gönül kırılmaması, o kapılarda bir yanlışlık yapılmaması, bir yapıldığı zaman müşküllü olur, düşkün olur. O zaman pir huzurunda yargılanır, belki ceza alır, belki dışlanır. O kapılara dikkat edilir. Şimdi orada o dört dilek, yani Ehl-i Beyt dileği, Hazreti Ali'nin ikinci katı
Hazreti Peygamber'in ikinci evini ayakta tutan Ehl-i Beyt direği, Talib-i Muhib direği, Misayipik direği ve Kibrelik direği. Onun altı giriş katımızı hesap edelim. Orası bizim cem evimiz, ibadet yerimiz. Orada ne yapılır? Orada da 4 kapı 40 makama uyulur. Yani yukarıda inen emirlere uyulur, kabul edilir, bağlanılır. Burada da ikrar verip ikrar alınır, arınır ya da yargılanır. Şeriat kapısı herkese açık bir kapıdır. Orada ilk Allah-u Teala'nın indirdiği herkes Allah'ın kuludur. Doğruluk, düzgün bir yaşam biçimi sürerse komşu hakkı Tanrı hakkıdır. Dini, dili, rengi ne olursa olsun okulda eşitiz, komşulukta eşitiz, işte eşitiz, mahkemede eşitiz, askerde eşitiz, her yerde eşitiz. Ama iş inansala girdiği zaman Sünni vatandaşlarımız camiye gider. Hristiyanlar kimisi kiliseye gider, kimisi havraya gider, kimisi sinagoga gider. Bizimkiler cem evine gider. Oraya giden her can rahatlıkla katil de olsa, adam da öldürse, çaldığı eşyayla beraber de gitse ne imam, ne hoca, ne papaz onları kovmaz. Onlar girer, ibadetini yapar çıkar, o Allah onu yargılar der, bırakırlar. Ama bizde geldiği ikinci kapı direkt tarikat kapısıdır. Orası ikrar verme, ikrar alma, dara durma, yargılanma, aklama kapısıdır. Yani insan-ı kamile ilk atılan kapıdır. Sevgi kapısının ikinci kapısıdır. Oraya talip niyaz olarak girir, temenni ederek girir. Niyazıyla, lokmasıyla, rıza lokması dedik. Kendi evinde pişirdiği ne varsa, içinde, gönlünde ne geliyorsa o lokmayı, rıza lokması alır, oraya gider. Pirin huzurunda bir dua alır. Ondan sonra muhabbete başlarlar. Muhabbette biraz sorgu yapıldıktan sonra bir rızalık alınır. O rızalık alınır ki o erken yürüye. O bir görgü erkanı olabilir, misayip erkanı olabilir. O bir kibralik erkanı olabilir. O bir darda indirme erkanı olabilir. O kapı komşularının içerisinde müşkülleri hal etme erkanı olabilir. İkrar irar arasında varsa bir sorunu çözme, doğrusu nasıldır, nasıl uymalı, nasıl yaşanmalı, nasıl saygı duyulmalı öğretilen bir üniversiteyi düşünün, inanç üniversitesi düşünün, pir huzurunda erkana nasıl durulur? Yani dışarıdan girdiğinde şeriat kapısındaki terliğini çıkaracaksın, tarikat eyvallah terliğini giyeceksin. Bu kapıda ne gelirse hakça gelir, hakça gelen her söze eyvallah edilir. Orada gerekirse yargılanır, misayip tutulur, kibre tutulur, yol kardeşliği tutulur, varsa sorunlar çözülür, yoksa erkenler yürür. Buyurun. Bütün bu saydıkların ama şarttır. Tabii, yani o kapıya girmeyeceksin, girdikten sonra uyuyacaksın. Ha, dediniz ki daha önce kendi aramızda konuşurken ya Alevi işte biz Aleviyiz diyoruz ama çok şeyi bilmiyoruz. Herkes bir Alevilik tarif ediyor kendine göre. Evet. Şimdiki sorunlardan en mühim olan sorular, en çok kafa karıştıran soru. Şimdi bir kere yol bu olduğuna göre, ikrar bu bağlılığa bağlı olduğuna göre, yani önce Allah'a bağlanacaksın, Allah'ın şemsiyesi altına gireceksin, kulla beraber tüm varlıklar, tüm mahluklar, tüm bitkiler var. Evet. Orada Allah'ın emrine uyma var. Hiçbir ayrılık yok. Ne Alevi, Sünni, ne Kürt, Türk, ne İslam, Hristiyan, ne dini, dinsiz. Onun kuralı tektir. O kural da doğru kuraldır. Dost doğru isen onun kulusun. Her hangi dinde olursan ol, herkesin dini, herkes için kutsaldır. Biz ona saygı duyarız. Ama kendi inancımıza ikrar verdiğimiz için ikrarımıza bağlı kalmak zorundayız. Biz Alevi çocuğu olabiliriz. Eğer benim misayibim yoksa, eğer benim pirim, rahberim, mürşidim yoksa, dede çocuğuysam eğer benim talibim yoksa, eğer biz onlarla hasbihal olamıyorsak,
Eğer o cemlere, cemaatlara girip o erkanları öğrenemiyorsak biz Alevi değiliz, eksiyiz. Biz Alevi çocuğuyuz. Babamız, dedemiz, ceddimiz ona ikrar vermiş. O nesilde geldiğimiz için de bize Alevi diyorlar. Ama o Alevi sözü sözle olmaz. Bektaşi diyor ki dile itibar etmezler. Hal içinde hal isterler. Yani onu uygulamak ister. Onun için de bizim dört kapı, kırk makam ve cem evimizde olgunlaşma erkanları vardır. Öğreti erkanları vardır. Bilgilendirme erkanları vardır. Küsen komşuları barıştırma yerleri erkanlarıdır. Güzellikleri yaratma yeridir, erkanıdır. Bilmiyorsak çocuklarımızı muhakkak oraya götürmeliyiz. O muhabbetlere katılmalıyız. Hatta kibrelik nasıl tutulur? Hangi kurallara uygundur? Onları bir gün yaşarmış gibi iki çocuk birbirine kibre haliyle olur. O erkana girilir. Tüm cemaat orada bilmeyenler, görmeyenler de o erkanı görmüş olur. İki genç misahip olacaksa, eğer helal hazırda yoksa, var olan gözlü taliplerden insanlarda iki misahip can gelir, bir lokma alır. En azından o camın ilk kapısından girip ilk ikrar nasıl alınır? İkrar alındıktan sonra o ikrara bağlılık hangi hükümleri geçerlidir? O hükümleri öğrenir. Ha, ben de yarın misahip aldığımda bu erkana uymam gerektiğinin hazırlığını yapar. Bir hazırlık gerekir. Bir hazırlık yapar. Evet. Evlilikte de öyle. Biz nikah kılarken de diyoruz ki ilk Hava ile Adem'in nikah akdini, Şit ile Naciye'nin nikah akdini Cebrail aleyhisselam yapıyor. Şit çocuk olduğu için Adem'e diyor ki biz arş-ı alada bu akitleri muhafaza edeceğiz. Ta ki siz bize döndüğünüze, yani tekrar Hakk'a döndüğünüze kadar. Beşeri dünyada da cemaat, topluluk bilsin diye siz beşeri dünyada da akitleri akit olarak nikahlarını kılın, gerçekleri söyleyin. Onlar bundan sonra sırdaş olurlar. O sırdaş bir hanenin iki canı olur. Tüm kazandıkları, tüm harcadıkları, tüm verdiği emekler birbirlerinden haberli olarak yapılır. Orada gizlilik, saklanma yoktur. Ola ki insan beşeridir. Erkek veya kadın bir eksiklik yapa, bir hata işlemiş ola, sırdaş olarak çekinmeden eşine önce söylemeli. Ben böyle bir yanlış yaptım, böyle bir hataya düştüm. Sırdaşım sensin, biz bunu nasıl çözeriz? Karı kocanın birbirleriyle olan eğer bir küslük getirecek bir durum varsa, biz onların nikahının aktını yaptığımız zaman diyoruz ki, İyi günde ve kötü günde, varlıkta ve yoklukta, sağlıkta ve hastalıkta, bir ömür boyu eş olarak aldın kabul ettin mi? Onlar da üç sefer sorulur, aldın kabul ettin dediğinizde biz deriz ki yer, gök, arş, kürş buna şahit olsun. Hakk'ın kudret kalemi, lehv-i kalem bunu böyle yazsın. Yani o iki şahit, dört şahit olmasa da sizin verdiğiniz ikrara melekler, yer, gök şahit ki siz eş olarak birbirinize sadık kalacağınızı, bu yuva ikinizin yuvası olduğunuzu, sorunlarınızı beraber çözeceğinizi, çözemediğiniz sorunları ikinci güne ertelemenizi, orada kendinizi tartmanızı, karşıdaki adamı tartmak kolay. Yani şu su, iki su var. Ben kendi suyumu içiyorum, senin suyun dolu. Bu suyu, senin suyunu da oraya alıyorum, koyuyorum. Bu da hakkın terazisi, adaleti. Vicdan dediğimiz orada hükme girer. Bana bir şey söyleyemiyorsun. Zorla birisinin elinden alıyorum malını, aç kalıyor. İhtiyacı var. Benim ihtiyacım olmadığı halde de olsa da razılık olmadığı için aldığımda ses çıkaramıyorsun. Ama o bana vicdanın azabı çektiriyor. Benim olsaydı, canım istediği halde onun kendi suyu varken benim suyumu da aldı. Ben olsaydım razı olur muydum? Olmazdım. O zaman Allah razı olmaz. Hakkın terazisi kendini başka yere koymaktır. Bu karı koca arasında olur. Bu evlat ana baba arasında olur.
bu kardeş arasında olur, bu komşu arasında olur, bu ikrar arasında olur. Hak terazisini eğer unutmasak, hakkın mekanda saklı olduğunu eğer bilirsek, şah damarımızdan biraz daha yakın olduğuna göre, Adem sıfatını hatırlamamız, Allah'a kulluğumuzu hatırlamamız, peygambere ikrar verdiğimiz o ikrarı hatırlamamız ve o ikrar yolunu dost doğru götürmemiz. Onun için kalsın gönül, yol kalmasın, yol cümleden uludur. Evet, hepsi birbirine bağlantı. Hepsi birbirine bağlantı. Tabii bunlar istediğimiz kadar bir kapıyı bile çok kapılara açar, çok onların sırlarına, hakikatlarının püf noktalarında ineriz ama bu bir programdır. Bunlar evet. Tabii erkeniyle yapılması artı bizim ilk programımız, buyurun. Devam edebiliriz. Tekrar bir soruyla. Buyurun. Kısa olarak devam edelim. Daha sonra da yayınımız zaten bir deyişle de kapanacaktır. Rızalık. Evet. Biraz değindin rızalık konusuna ama rızalı genel olarak. Tabii şimdi rızalık olarak yalnız o lokmayı biz bir misal verdik. Evet. Razı olmak ruhani bir varlıktır. Önce kendinden razı olman lazım. Oradan başlamak tabii lazım. Onda. Ben dün ne yaptım? İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Kötü yaptımsa rızalık kazanmadım. Hakkın rızasını kazanmadım. İyi bir amel yaptım. Birisine bir iyilik yaptıysam, birisinin elini tuttuysam, bir acı doyurduysam, bir yetimi giydirdiysem, bir yoksula yardım ettiysem, o zaman ben hakkın rızasını kazandım. Mesela ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralılara da Allah sağlık versin. Allah Allah. Bu acıları bir daha göstermesin. Allah Allah. Ama Elazığ'da, Malatya'da, daha önce de diğer yerlerde evsiz, yurtsuz, yer hırsız kalan şimdi bir sürü canlarımız var. Evet. Onların bu rıza lokmalarına ihtiyaçları var. Hı hı. Onlara elimizi uzatmamız lazım. Yarın da ola ki bizim başımıza gele, yakınlarımızın başına gele, o rıza lokmaları bu sefer de bu kapıya yönele. Böyle düşkünlerin elini tutmak lazım. Rızalık kapısı derken tam da Hızır ayı olduğuna göre Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatime'nin ve ceresi Fide'nin tutmuş olduğu rızalık bir orucu vardır. Hızır orucunda. Elette suresi 7-8-9. Ayette geçer. İmam Hasan'la İmam Hüseyin hastalanır. Onlar da ya Allah çocuklarımız sağlığına kavuşursa andolsun ki senin rızan için oruç tutarım derler. Cennet seyideleri Hasan İmam Hüseyin sağlığına kavuşunca Hazreti Fatime niyet eder. Hazreti Ali beraberinde uyar. Cariyesi Fide ben de sizden ayrılmam der. Birinci günü oruç tutarlar. Pişirdiği nanı, ekmeği tam orucunu açacağı zaman bir esir gelir. Ben esirim, yeni bırakıldım, dizlerimin dermanı yoktur, bana biraz nan ekmek verin der. Hiç tereddüt etmeden pişirdiği ekmeği ona verirler, su ile orucunu açarlar. İkinci günü hiç tereddüt etmeden orucunu devam ederler. Yine tam ekmek pişirir, orucunu açacağı zaman bir komşu gelir. Çocuklarım aç, hiç verecek bir şeyim yok, sesleri kulaklarımı götürdü. Ya Fatime Tüzer'e bana biraz nan ver, pişirdiği ekmeği tamamını da ona verir. O gün de orucunu suyla açarlar. Üçüncü günü bir kervancı gelir, yolunu şaşırmış, yolda kalmış. Biraz Allah rızası için bize biraz ekmek verir. Biz burada kimseyi tanımıyoruz. Alışveriş edilecek bir yer yok. O gün ona da verir. Tam oturla suyla iftarını açacağı zaman Hazreti Resul-i Ekrem içeriye girer. Bunların halinden haberdar. Ya Ali, ya kızım Fatime, halinizde bir hal var, biraz yüzünüz solgun, nedendir? Hazreti Ali der ki, ya Resul-i Ekrem sana ayandır, nefsimizi denemek isteyen bir er geldi, rızkımızı bir gün yoksula, bir gün esire, bir gün de yolcuya verdik, kervancıya, suyla açtık, herhalde ondandır. Evet, bir ayet geldi, öyle mümin kullarım vardır ki, canları istediği halde kendi helal kazancılarını bir gün yoksula, bir gün esire, bir günde yolcuya verdiler. Onlardır
saadete yerenler, cennete layık olanlar der. Ve biz de bu önümüzdeki bu ayın içerisinde Hızır orucu 3 hafta 4 hafta başla tutuyor herkes. Biz de bir gün kurban kesenler bazı yerde 5 gün tutar. Ama herkes o Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatme'nin, onun cariyesinin tuttuğu orucu Hızır aşkına tutar. Çünkü diyor gelen Hızır Aleyhisselam'dı, sizin sabrınızı denedi. Siz sabrınızda sabırlı kaldınız. Hakkın emirlerine uyduğunuz için size bu ayet indi. Yani rızalık her önüyle olmalı. Kendiyle razılık olmalı. Çocuklarıyla razılık olmalı. Eşiyle olmalı. Komşusuyla olmalı. İkrarıyla hele hele olmalı. Hele hele temelden onların gönlünü kırmamak lazım. Eskide derlerdi, bacasında toprak evlerdi. Üzerinden gezerken yavaş kez toprak dökülürse sana günah yazılır. İkrara hiçbir zaman bir zarar gelmesin. Çünkü ikrarın temeli Allah'a ulaşır. O verilen söz önce sana, pirine, Ehl-i Beyt'e, Hazreti Peygamber'e, Peygamber vesilesiyle de Allah'ın emrine ve Allah'a ulaşır. Ne Allah'ı güçlendir, ne Peygamber'i, ne Ehl-i Beyt'i, ne de vermiş olduğun ikrarını, pirini, rahberini, mürşidini, müsahibini, kibranı ve talibini derler. Bu vesileyle de siz de sağ olun. Kısa da olsa en azından böyle bir... En azından kısa da olsa önemli tabii, başlıklara değinmeye yani, çalıştık. Tabii barış, huzur içerisinde olmak, bunu razılığa bağlayıp başkasının rızalığıyla vermediği malını zorla elinde almamak, razılık olmadığı için hırsızlık yapmamak, başkasına iftira atmamak, başkasına zulüm çektirmemek. Bunların hepsi rızalık dişi olduğu için nefs-i ambariye işidir. O insanı hak yolundan şaşırı çıkarır, şeytanın yoluna koyar. O zaman toplum içerisinde değeri de kaybolur. Kendisi hırslı, hırsıyla hareket ettiği için onu farkında varmaz. Ama bir bakar ki hiçbir kapı, komşu, hatta ev halkı bile ona hiçbir değer vermez. Uyandığında da bazı zaman çok geç kalır. Tüm canlarımızın, talib-i muhib-i hanadan evlatlarımızın, pirlerimizin, rahberlerimizin, yol önderlerimizin bu nasihatları sık sık kullanmaları ve özellikle de hepimizin başta kendimizin uyması lazım. O rıza kapısına bağlanmamız lazım diyorum. Hepinize rıza ile aşkın yazlarını sunuyorum. Allah eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Yayınımızı bir deyişle kapatalım. Son konuşmamı sonra yaparım. Bir kandile atıldı, bir kandilden bir kandile atıldım, heyecana atıldım, turab olup yeryüzüne saçıldım. Bir zaman hak idim, hak ile kaldım, gönlüme ot düştü, yandım da geldim. Bir zaman hak idim, hak ile kaldım, gönlüme ot düştü, yandım da geldim. Evvelden evveli biz hakkı bildik, evvelden evveli biz hakkı bildik, biz hakkı bildik. Hak'tan nida geldi, hakka hak dedik. Kırklar meydanında yunduk, hak olduk. İstemem yunmayı, yundum da geldim. Kırklar meydanında yunduk, hak olduk. İstemem yunmayı, yundum da geldim.
Şurada bir kardeşle kayda düşmüşüm. Şurada bir kardeşle kayda düşmüşüm, kayda düşmüşüm. Pirler mekanında yanmış pişmişim, kırlar meydanında hem görüşmüşüm. İstemem yanmayı, yandım da geldim. Kırklar meydanında hem görüşmüşüm. İstemem yanmayı, yandım da geldim. Hatayı edersen bir ferman, şahatayı eder senindir ferman, senindir ferman. Olursun her kulun derdine derman. Güzel şahım sana bir canım kurban. İstemem kurbanı, kestim de geldim. Güzel şahım sana bir canım kurban. İstemem kurbanı, kestim de geldim. Kapalım yok dünyada, neyse ahvalim görsünler beni. Hiç kimseye vebalim yok dünyada, ister sevip ister dövsünler beni. İster sevip ister dövsünler beni. Nedir gavur Müslüman, gavur Müslüman. Duman ateş demek, ateşte duman. Her hak bağına girdiğin zaman, girdiğin zaman. İster kesil ister yüzsünler beni. Allah kul yaratmış bir de benim, bir de benim. Kimden kaldı benim imanım delim? Ne şeytan tanırım ne de pericin. Konuşan insanım görsünler beni. Akar suyum boşa, güldükten sonra, güldükten sonra. Azrail yok imiş öldükten sonra. Gönül tahtım harap olduktan sonra, olduktan sonra. Boşku hasıra sarsınlar beni. Gönül tahtım harap olduktan sonra, boş kuru hasıra sarsınlar beni, sarsınlar beni.